Aren TV'den hepinize merhabalar. Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla 6 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bugün bir açıklama daha yaptı mezhebe ve 6 askerin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bununla beraber toplamda 12 asker yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti. Ve gerekse siyasilerden gerekse de tanınan isimlerde mecliste ve sosyal medyada birçok platformda yapılan paylaşımlarda Hamas'ı dili terk edilmedi ve son terörist denilerek başlanan baş sağlığın mesajları ardı ardına gelmeye başladı değerli dostlar. Bugün mecliste Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşmaya değer gördüm. Çünkü Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya'nın yaptığı konuşmayı izleyince işte muhalefet bu olması gerek dedim kendime. Ve bu videoyu siz izleyince eminim siz de benim gibi düşüneceksiniz ve muhalefet böyle olması gerekir diyeceksiniz. Başta ana muhalefet CHP olmak üzere özellikle muhalefet partilerinin örnek alacağı bir konuşma değerli dostlar. Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya'nın takdir edilecek o konuşmasını beraber izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'yı hep beraber izleyelim değerli dostlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün Hakkari Dağ Komandası'na mensup 6 Mehmetçiğimizin şehit haberini almıştık ve burada şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize de Allah'tan şifalar dilemiş ve milletimizin başı sağ olsun demiştik. Bugün de maalesef 6 şehit ve 1 yaralı haberi daha aldık. Elbette bu konudaki üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. Ama Türkiye 40 yıldan beri terör sorunuyla boğuşan ve mücadele eden bir ülke ve bu 40 yılın yaklaşık yarısından fazlası 22 yıllık bir süreci de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş başında olduğu bir süreç. Ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi de kendisinden önceki iktidarlar gibi her terör hadisesi meydana geldiğinde, her şehit verdiğimizde son terörist bu topraklardan atılıncaya kadar mücadelemiz devam edecek gibi klişe lafların ötesine geçememiş ve 22 yıllık bir iktidara rağmen maalesef hala şehit haberlerini almaya devam ettiğimiz bir süreci maalesef bu ülkeye yaşatmaya devam etmektedir. Ve yine değişmeyen bir fotoğraf, ay yıldızlı bayrak, şehit cenazelerindeki bayrak maalesef hep yoksul evlere asılmış ve meşhur sözdür. Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir sözünün bir tecellisi olarak maalesef bu ülkenin hep yoksul evlatları bu vatan mücadelesinde üzerine düşen vazifeyi yapmaya devam etmiş ama bu düzen maalesef hiçbir şekilde değişmemiştir. Ben buradan tekrar bu askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve iktidarın en büyük sorumluluklarından bir tanesinin de sadece Hamas'ı sözlerle değil bu 22 yıllık süreç içerisinde terörü hala niye bitiremediğinin sebeplerini masaya yatırarak elbette bu dönemlerde yapmış olduğu olumlu işler var. Onların neler olduğunu ortaya koyarak devamını yanlış yaptığı işleri masaya yatırmayı ve sadece silahlı mücadeleyle silahlı kuvvetlere bu işin havale edilerek terör sorunun çözülemeyeceği gerçeğini de göz önüne alarak bu ülkelerde bu ülkeden ve bu coğrafyadan silahı, çatışmayı ve terörü bir an önce atmasını arzu ettiğimizi ve Saadet Gelecek Partileri olarak da terörün bu manada geniş kapsamlı bir şekilde masaya yatırılarak bu sorunun partiler üstü bir sorun olarak görülmesi gerektiğini ve hamasetle toplumu kutuplaştırarak ya da birbirimizi suçlayarak bu sorunun çözemeyeceğimizi ve yıllarca bu sorunun maalesef devam edeceğini ve iktidarda olan kişilerin de son terörist imha edilinceye kadar gibi hamasi laflardan öteye geçemeyeceği acı gerçeğini de maalesef görüyoruz. Dolayısıyla bu vesileyle ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek iktidar sahiplerine bu konuda iktidarıyla muhalefetiyle adım atmasını öneriyorum.
Evet değerli dostlar, kim ne derse desin aynı fikirde olmayabiliriz Sayın Bülent Kaya'yla. Ama Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya'nın bu konuşması gerçekten takdire şayan olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve buradan yürekten Sayın Bülent Kaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum bu konuşma yaptığı için. Başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere tüm partilerin örnek alması gereken bir konuşma olduğunun altını çiziyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.